Arkadaşlar merhaba. Bu Free Guy filmini izledim. Türkçesi neydi bunun? Bilmiyorum. Bakarım, yazarım oraya. Türkçesi de İngilizcesi yine saçmalamışlar herhalde. Farklıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlarım genelde. Neyse. Bir işte oyun karakterinin şeyini anlatıyor. O yüzden görsel ve ses efektleri bayağı kullanılıyor. Çünkü oyunun içindesiniz filmin genelinde gördüğünüz gibi. Yani aslında çok daha fazla da beklentim vardı. Belki bu kadar da beklenti yüksek tutmamam gerekirdi. Oyun içinde de ama oyun içinde olduğumuz için. Ama şöyle söyleyebilirim. Genel olarak ortalamanın üzerinde ses kalitesi. Surround'lar bayağı kullanılıyor. Surround'lar ortalamanın daha da üstünde. Öyle söyleyeyim. Basslar var. Bas var. Ama çok derin basslar yok. Ama bas var. Güzel. Dinleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Atmoslar kullanılıyor. Çok sık olmasa da kullanılıyor. Atmoslar zaten çok sık kullanılmıyor. Yani çok sık kullanılmıyor dediğim şöyle aslında. Şeylerde bu yine konuşamadım. Yine takıldığım anlardan birine denk geldim. Atmoslar aslında böyle ambiyans sesleri için falan kullanılıyor. Çok sık da kullanılıyor. Surround'larla beraber ambiyans ses veriyor, sizi içinde gibi hissediyor falan filan güzel. Ama şöyle nasıl anlatayım? Direkt olarak yukarıdan bir ses geldiğini algılayacağınız bir şekilde kullanılmıyor atmoslar genelde filmlerde. Atmos dediğim tavan hoparlörleri, yoksa atmos biliyorsunuz bir şey kodlama yani hani. Yoksa önlerden de atmos, yani Dolby Atmos şimdi. Onun detayına girmeyeyim. Yani ben Atmos deyip duruyorum, bakmayın siz bana. İşte tavan hoparlörlerle, tavanlardaki, şu tavandaki 4 tane hoparlörden bahsediyorum. Şuralarda var. İşte bir de burada var. Onlardan bahsediyorum. Şöyle, genelde bu yapılan bir hata, yanlış. Başka filmlerde de yapılıyor. Hatta bazı test şeylerinde falan da veriyorlar herhalde bunu. Yani ilgi çekici oluyor. Böyle hoş oluyor. Böyle içine çekiyor sizi falan. Ama doğru değil. Neden bahsediyorum? Mesela yağmur yağıyor. Yağmur yağınca yağmurun sesini tavandan veriyorlar. Yere düşme sesi oluyor ya böyle şıp 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 diye. Onun normalde yerden gelmesi lazım tabii ki. Yerde hoparlör yok tabii ya. Gelecek bir şey de yok ama o yüzden tavana veriyorlar. Sanki tavana yağmur yağıyormuş gibi şıp 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 diye geliyor. Orada bir hata var. Ama bilerek yaptıkları bir hata anladığım kadarıyla. Onu hissetmeniz için yapıyorlar. Biraz ilginç olmuş orası. Filmin kendisi güzel vakit geçirilebilecek bir film. Şaheser, süper falan değil ama hoş yani, vakit geçirilebilir. İzleyebilirsiniz. Tavsiye etmem demiyorum. Böyle hoş bir boş vaktinizi doldurmak için izlemek istediğiniz bir film olursa bunu değerlendirebilirsiniz. Listenize alabilirsiniz. Durum böyle. Şimdilik bu kadar. Ha, bu arada şu Ready Player One'ı da izlemiştim. Onu da bir çekebilirim olmazsa. O bayağı iyiydi. Onun için de ayrı bir ufak bir video çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.